Sinefil Kafası'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Halil İbrahim Sağlam. Ben Haktan Kançam. Bu hafta Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan konumuz. Evet. Neden bu kadar düştük? Bilmiyorum. Bir Kayhan sonuçta sektöre gişe anlamında can veren filmlerden birisi. Ama tabii filmin iyi olduğu konusunda net bir şekilde kötü olduğunu düşünüyoruz. İyi olduğu konusu değil yani. Söz konusu olamaz. Çünkü biraz Şahan Gökbakar tuvalet mizahına yöneliyor. Bayağı bel altı espriler. Hep öyleydi zaten de bu artık üyedikleri de aşmış yani. Evet, inanılmaz sulluklar falan. Karakter olarak da hiçbir esprisi yok aslında. Bildiğiniz büyük bedenli çocuk. Herkesi yine döven, tokatlayan, küfür eden, osuran. Zaten eskiden kötülük yapan arkadaşlarından intikam alıyor. O da nasıl bir kötülükse artık. Yani benim artık hashtag'i haline getirmişler bu intikama. Evet. Mesela Kayhan yazıyorlar, intikam yazıyorlar. Tam afişi de yapmış böyle. Evet, intikam diye şey, o boydaki çizikler var ya, onları da böyle koymuş sürekli. Zaten şey, biraz Amerikan özentiliği var filmde. Karakter de öyle ya zaten. Evet. Hani yo mo gibi. Hatta yani. Üstünde bayağı şey, Amerikan futbolu forması tarzı bir kıyafet var üstünde. Evet. Yani genel olarak saç tıraşı bile eski Amerikan tıraşlarına benziyor. Bir ara çok popülerdi. Bütün çocuklar onu yapardı. Kısaca iki cümlede zaten özetlenecek bir şey. Okul zamanından defterde görüyor kendisine söylenenleri. Bir bir insanlardan intikam almak için onun saçını kesiyor. Onu asıyor, kesiyor. Ona vuruyor. Ona küfür ediyor. Böyle bir yapı izliyoruz biz de bunu. Yani başka ne söyleyebilirim ki? Ya bunu aslında ne tip şey diyelim? Kevin James yapıyor böyle tip filmleri. Sonra Will Ferrell. Evet. O tip filmleri yapan oyuncuların işte Türkiye versiyonu gibi olmaya çalışıyor biraz. Hatta bundan sonra da diğer kendi programında canlandırdığı karakterleri de ortaya çıkartacak ama gitmiş en sulusunu ne seçmiş? Öyle mi desek? Ya o kadar bir de sevimsiz, itici bir tip ki. Evet. Yani. Tamam, İvedik de zaten öyle de bu o dişler, o yapı, hani böyle her şeyi aşırı derecede abartılı şekilde en ufak bir saniyeden bir kıyısından bile keyif alabildiğine herhangi bir yer var mı yani? Evet, bir de kötü bir tarafı komik değil. Kimse gülmüyor zaten. Evet, arada yine gülen oluyor. Birkaç güzel gülen yine gülüyor da onlara bir şey yapamıyoruz artık. Mize anlayışı mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum da. Peki sence Osman Pazarlama'dan kötü müdür? Bundan da kötü bu. Bu en kötüsü. Bütün şu an Gökbakar filmleri içerisinde yani. Evet. Celal Ceren var bir de arada. Celal Ceren en azından... Aslında yani... espri mantığı biraz Celal ile Ceren'e hafif benziyor. Ama Celal ile Ceren daha başarılıydı tabii. En azından onu Gökhan Tiryaki çekmişti ya. Görüntüye. O da herhalde dibi herhalde şeyin. Kariyerinin Gökhan Tiryaki'nin. Bu son birkaç ayda aslında yerli gişe komedisi alanında Arif ve 216 aile arasında Ölümlü Dünya benim gayet sevdiğim filmler oldu. Evet, değişik türlerde çıktığı gibi de. Evet, hem mizah açısından olsun, görsel yapısı olsun, bu vizyonda çöp dediğimiz komedi filmlerinin çok çok üzerinde olan, zaten Arif ve 216 ile aile arasında ikisi de 4 milyonu geçti zaten. Ve hani böyle filmler 4 milyonu 5 milyonu geçsin istiyoruz biz. Evet, en azından uğraşılmış filmlerin daha çok gişe yapması... Böyle olsun ki sinema. Böyle filmler gelsin. Evet, sinema kalitemizi arttırır böyle. Ama bir de böyle filmler var. Sırf skeç mantığıyla güldürmeye amaçlayan. Mesela diyorlardı ya, olumsuz yorum gördüğümüz zaman biz Ölümlü Dünya'yı çok beğendik de, Ölümlü Dünya'ya işte demişler ki işte skeç ilerliyor falan, al skeç filmi görün. Skeç mantığı budur, Ölümlü Dünya değildir yani. Evet, bir Ölümlü hikaye Dünya... var, akış bulunan bir hikaye var. Aynı zamanda biz komedi olarak düşündük, değerlendirdik onu. Sonuçta normal, atıyorum Bergmanlarla kıyaslamadık yani, Ölümlü Dünya'yı. Biraz o noktayı kaçırıyorlar yani, komedi filmleri arasında biz değerlendirdik. Oradan da mesela şey derlerse, Doctor Strange Love farklı bir filmdi falan derlerse, zaten bunu açıklama gereği duymamız biraz saçma olur. Bir de şey açıklaması var Şahan Gökbakar'ın. Diyor ki, kendi eski programı vardı ya, orada bir sürü karakteri vardı. Hı hı. İşte bunlar tuttukça bu karakterlerin her biri ayrı ayrı film olacak demiş. Bir de elinde de malzemesi çok, çünkü çok karakter yaratmıştı o dönem. Benim o zamanlar herkesin hemen hemen vardı. O zamanlar sevdiğim gerçekten bir tane karakteri vardı bunun. Doçent Doktor Sinan Sağaroğlu diye. Böyle bizim gibi iki kişi oturuyor. Birisi doçent, birisi profesör. Bir konu açıyorlar işte. Leonardo da Vinci sanatçı mı?
ya da başka bir şey üzerinden tartışmamak güzeldi, esprileri güzeldi. Bir de reytingçi bir adam vardı. Ama onu yapsa mesela muhtemelen en az gişe yapan filmi olacaktır. Evet. Çünkü böyle karakterleri... Ya aslında Recep İvedik'ten sonra en çok gişe yapması muhtemel karakteri Dişi Haykırış. Mesela o karakter çok tutmuştu. Evet. Ve insanlar inanılmaz şey yapmışlardı. Tabii şu an Gökbakar'ın kadın kılığına girmesi komik bulunuyordu galiba. Gerçi o da iyice... Eddie Murphy'nin Norbit'lerine falan benzer artık. Öyle ya şey. En son Eskimo'la bir şeyler yapıyor ya öyle. Maide Hanım mıydı? Evet. Bir de bu sadece Şahan Gökbakar'da oluşan bir şey değil mesela. Atıyorum. Hatta bu Şahan Gökbakar'a da özgü değil artık. Selçuk Aydemir de mesela bu Düğün Dernek ve Çalgı Çengi serisinin dışına çıkıyor yeni filmiyle. Yani artık komedyenler belli bir kalıba, yani komedi filmi çeken karakterler belli bir kalıbın dışına çıkmaya çalışıyorlar. Yeni projelerle var olmak istiyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani aynı şeyi serileştirmekten ziyade tabii ki daha doğru bir şey. Ama yine yaptığın karakterler benzer olunca Recep İvedik'le Kayhan'ın ne gibi farklılıkları var? Karakter filmi. İkisi de kaba saba, bel altı espri, küfür, dövüş, kıyamet karakterler. Ama mesela Recep İvedik profili aslında Türkiye'deki nasıl denir, Denyo mu, Kro mu? Öyle bir karakterin sanki şey mizahı gibi başladı olay. Ama Kayhan öyle de değil. Kayhan Türkiye'ye ait bir karakter değilmiş gibi sanki. Dışarıdan çıkmış işte böyle. Bayağı bir çöp komedi. Peki sence film ne kadar kişi yapar? Yani bir İvedikler kadar yapmayacağı kesin. Ama Osman Pazarlama'yı da geçeceği kesin bence. Geçeceği kesin. Osman Pazarlama 2 milyon bile yapamamıştı diye hatırlıyorum. Yine 3 milyon falan yapacak bence. Bilmiyorum. Olabilir. Yakın olabilir ama şey de olabilir. Hayal kırıklığı da olabilir belki. Sonuçta tip olarak fiziksel bir değişim de söz konusu filmde. Milyonda fragmanlarda falan verildiği zaman 18 yaş altı kitle çocuklar katır katır gülüyor. Ama 18 yaş altı kitlenin de ne bileyim filmlere gidince mesela en son Enes Batur örneğini görelim. Aslında o kadar da etkili değiller yani. Atıyorum 1,5 milyon etkisi var. Ama o 1,5 milyon etki işte Enes Batur'a rahat 2-3 devam filmi getirecek yani. Getirecek ama mesela şey... Şahan'ın filmleri biraz daha yüksek bütçeli filmler bildiğim kadarıyla. Ya zaten artık ona şey yapıyor. İşte Osman Pazarlama yapıyor. Ceren ile Ceren yapıyor. Şimdi Kayhan'ı yaptı. Bunların hiçbirisi Recep İvedik kadar yapmıyor. Sonra dönüyor. Recep İvedik 6. Recep İvedik 7. Bu arada Recep İvedik'in 6'nın da hazırlıkları varmış. Çekilecekmiş yakında. 6, 7, 8, 9. Yani araya bu karakterleri sokacak. Bunlardan bir tanesi ola ki Recep İvedik sınırında tuttu diyelim. Sonra ondan bir Recep İvedik'e devam, bir buna devam. Öyle gidecek yani artık bir kazan yaratmış, döndürüyor. Kanalımıza üye olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.